Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabul ettiği günün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törenler çeşitli etkinliklerle devam etti. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ebediyete intikal etmiş öğretmenler için Çarşı Hacı Abdülhakim Camii'nde bir Mevlid-i Şerif okutuldu. Vali Ahmet Aydın, Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay'ın da katıldığı Mevlid-i Şerif'e öğretmenlerin ilgi göstermemesi dikkat çekti. Vali Ahmet Aydın 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle il merkezinde görev yapan okul müdürleriyle müdür yardımcılarına bir yemek verdi. Milletvekili Osman Ören, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Bayar, Belediye Başkanı Selim Sadağ'ın da katıldığı yemekte protokol masası düzenlenmemişti. Protokol üyeleri öğretmenlerle birlikte yemeklerini yediler. Vali Aydın yemekte okul yöneticilerinin günlerini kutladı. Efendimize kadar çok önemli bir meslek, kutsal bir meslek. Bu noktadan mesleğimiz çok uyuyor. Ne mutlu sizlere öğretmenlik mesleğini kazandığınız ve bu hizmet ediyorsunuz. Bir de siirt de yapmak ayrı bir güzellik. Gerçekten evliyalar, ülemalar, siirtin ayrı bir güzelliği var. Biz bu vesileyle tekrar gününüzü kutluyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ne güzel günler inşallah daha güzel günlerde buluşuruz. Ben orada belirttiğim gibi müdür arkadaşlarımız gerçekten çok önemli görev yapıyor. Yani öğretmen olmak da böyle idareci olmak da çok zor. Çünkü orada öğrenciler, öğretmenler, idare hep ona ait, sorumluluk ona ait. Bu noktadan tüm öğretmen arkadaşlarla beraber müdür arkadaşların da öğrencilerimizi yetiştirmesi, Hilyo'daki gibi öğretmen-öğrenci ilişkisi, yani Fakülü Hazretleri yapar, yetiştirdiği öğrencileridir, talebeleridir. İnşallah sizler de öyle bir öğrenci yetiştirin ki, sizden sonra, yani Allah uzun ömürler versin, tayiniz çıksa da vefat etseniz de sizi yetiştirsin, sizi ansın, sizin eserlerinizi inşallah gelecek nesillere aktarsın. Bugün en çok sıkıntı çektiğim bir noktada işte bizim öğrencileri yetiştirme noktasındaki hadisimiz, farklımız ve yeterli olmayışıdır. İnşallah biz onları model alırsak, bir bakıyoruz, müsted ilimlerde, fen ilimlerinde İbrahim Hakkı Hazretleri zirve yapmış. Ama yan tarafında da dini ilimlerde de yine zirve yapmış. İşte öğretmen böyle eline hamur gibi öğrenciler yetiştirecek inşallah. Nice nesiller yetiştirecek. Hazreti Ali Efendi'nin bir sözüyle noktalamak istiyorum. Bana bir harp öğretmenin 40 yıl kölesi olur ki siz
bir harf değil, binlerce harf öğretiyorsunuz, binlerce eğitim veriyorsunuz. O noktada emeğiniz çok kutsal, vazifeniz çok kutsal. Allah yolunuz açık etsin. Bugünümüz de tekrar kutlu olsun. Nice güzel günlerde inşallah hep beraber buluşuruz diyoruz. Afiyet olsun. AK Parti İl Başkanı Ali İlbaş, Kız Meslek Lisesi'ndeki öğretmenlere çiçek takdim etti ve günlerini kutladı. Gözümüz gibi baktığımız, sevdiğimiz değerli öğretmenlerimize armağan ediyoruz, gününüzü kutluyoruz. Sağ olun. Bu vesile AK Parti Teşkilatı olarak sizi ziyaret ettik. Zeynep'te okulunuzu tercih ettik. Çok teşekkürler. Evet, hadi olsun. Sağ olun. Ben de bütün öğretmenlerim adına teşekkür ederim. Kanal 56 Televizyonu olarak Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz programda öğretmenlerimizi konuk ettik ve sorunlarıyla bu mesleğin güzelliklerini sizlere aktarmaya çalıştık. Onlara söz hakkı verelim. Sizler bu mesleğe nasıl atlandınız? Biraz daha kendinizi tanıtır mısınız? Benim hep istediğim bir meslekti. Aslında ilkokul 4'e kadar her çocuk gibi ben de bir işte pilot olacağım, bir doktor olacağım, bir işte terzi olacağım, bir sürü şey söyledim. İlkokul 4'te öğretmen olmaya karar verdim. Belki de o dönemki öğretmenlerimden kaynaklanmıştım. Oradan sonra da hep format doğrultusunda çalıştım. Ortaokula kadar tek geliydim. Liseyi Denizli'de okudum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bunları da en güzel kabul ederseniz seviniriz. Çok teşekkür ederim. Size de aynı şekilde tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir toplu.